Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Semalı hastalar hakkında bir konuya değinmek istedim. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki bak. Aşağı yukarı ben bildiğim yani bir yıl belki de iki yıldan beri SMA hastası çocuklarımız, evlatlarımız için ülkemiz genelinde bir takım bağışlar toplanıyor. Ve bunun üzücü tarafı da şu. Valilik izni ve kararıyla diyor. Biz güçlü, büyük bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Bizim nüfusumuz 85 milyon. Dolayısıyla eğer biz 110 tane veya 150 tane bu çocuğumuza bakamıyorsak biz büyük bir devlet değiliz. Biz büyük hükümet hiç değiliz. Altını çiziyorum. Öncelikle Sağlık Bakanımıza söyleyecek çok şey var ama kendisi bu konuda pek ilgilenmiyor herhalde. İlaçlarla bana yani olayı geçiştirmeye çalışıyor. Küba, hiç beğenmediğimiz Küba bugün bu sektörde yani sağlıkta ülkemizden kat kat önde. Hiçbir şey yapamıyorsan Sayın Sağlık Bakanı, buradan gönüllü doktorlar var. Bu doktorlarımızı Küba'ya gönder. Orada bunlara eğitim ver ki biz dışarıdan ilaç alacak insanlar haline gelmeyelim. Bu bir. İkincisi, bugün 600 ya da 650 tane milletvekilimiz var. En düşüğünü konuşuyorum. Herhalde 170 ya 145 emin değilim, yalan olmaz. Böyle güzel bir de rakam oluyorlar maaş. Allah daha çok versin. Gözü olanın da gözü çıksın, kendi adına konuşuyorum. Hadi sayın vekiller, lütfen. Hadi 2 ay maaş almayın. Almayın. 100 milyona yakın bir para toplanıyor. Hadi SMA'sız evlatlarımıza yardım edelim. Acun Ilıcalı, büyük kanal sahibi. Geliyorsun bilmem ne takım için yardım topluyorsun. Çık bir gün de ki biz SMA'sız çocuklarımızın bir bağışta bulunmak istiyoruz. Tüm Türkiye taşı elinin altına sokacak. Benim gücüm yettiği kadar elimden gel, bak her hafta veriyorum, vereceğim, vereceğim. Sayın Erbaş, Müslümanız değil mi biz? Elhamdülillah diyoruz. Her cumada bizden ne topluyoruz? Beyler aynen bak, kelime bu. Az çok demeyelim, camiye yardım edelim. Edelim. Gel Sayın Erbaş, önümüzdeki hafta Cuma günü hutbede şunu söyle. De ki SMA'sı evlatlarımız için bu Cuma'da biz yardım talep ediyoruz, topluyoruz deyin. Ya büyük cumhuriyetimiz, büyük devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanım yapma, kurban olayım ya. Ya bir bak, senin de torunun var, senin de çocuğun var. Ya, bak benim öyle bir akrabam yok, yanlış anlamasın kimse. Ama o analar var ya, analar. Ya kardeşim geçemiyorum artık ya. Üzülüyorum, ne yapayım? Çünkü ben insanım. Hani sizi bilmiyorum ama ben de insanım ya. Benim vicdanım kaldırmıyor. İmkanım da bu kadar, gücüm de bu kadar. Yapabilecek başka bir kapasitem yok. Param gücüm yok. Olduğu kadar veriyoruz ama böyle olmaz. Bir valinin emriyle, izniyle bu iş olmaz. Hani büyüğüz, büyük değiliz abi o zaman biz. Büyük değiliz, büyük böyle olmaz. Sen vatandaşın evladını sokağa resmen pazar diye çıkarmışsın ya. Evet Sayın Erbaş, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, lütfen bu Cuma günü hutbede kibarca hocalarımız şunu desin. SMA'sız evlatlarımız için az çok demeyelim, yardım edelim. Vekillerimiz, hani ahkam kesiyorsunuz ya, hepinize söylüyorum ha bunu bak. Birinize ayırt etmeden, bütün vekillerimiz, ahkam keseniz var ya, öyle delikanlılık öyle olmuyor. Delikanlılık böyle oluyor, delikanlılık böyle oluyor. İki ay almayayım maaşınızı hadi. İki ay ya. Söz veriyorum bak, namus sözü. Kazancımın söz veriyorum, bu ay hepsini vereceğim. Namus şeref sözü. Tüm ülke duysun bunu. Ben vereceğim kardeşim. Söz. İsterseniz noter üzerine yemin edeyim. Sayın vekiller, iki ay. Almayın maaş hadi. Hadi bu ayda yemeyin de. Hadi Nusretlere bilmem nerelere gidiyoruz da gitmeyi verin hadi. Ben diyeceğim bu kadar. Bana ekonomiyi sorma. Sorma. Ama bak ben sözümün arkasındayım. Bu ayki kazancımı namus sözü vereceğim. Ben her yere veriyorum. Gücüm yettiği kadar. Ama vekiller, bakanlar yapmayın. Yapmayın ya. Ya şurada toplam 110-120 tane evlat ya. Yazık değil mi? Dini, ırkı ne olursa olsun hiç önemli değil. Öncelikle hepimiz insan evladıysak insanlığımızı unutmuşuz biz. Biz ahlakımızı bitirmişiz. Biz kendi kendimizi iyi bitiren bir millet haline gelmişiz. Yapmayın. İnanın bizden başka dostumuz yok. Bizi buradan kovarlarsa bizim gidecek kapımız da yok kardeşim. Ne Suriye bizi alır, ne Yunanistan bizi alır, ne o senin en çok sevdiğin Azerbaycan var ya. Vallahi de billahi de tallahi de tillahi de. Bak bu büyük bir yemindir. Eskiler bu yemini bilir. Onlar dahi bizi almaz. O yüzden bizim birlik olmamız lazım. Tek yürek olmamız lazım. Şu doktorlarımız var ya, yapma. Bunları gönderme ya. Ama bunları Küba'ya gönder. Küba'da bunları öğret bu işi. İlaç nasıl yapıldığını öğret ki bizim insanımızı başka ülkelere, o gayrimüslim dediğimiz bir takım gruplara mahkum etme.
Sen burada 750 lira kanser ilacını 70 bin lira bu ülkenin bu vatandaşına sattırma Sağlık Bakanı. Bak beni artık zorlama, gidiyorum yoksa. Tamam efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Benim diyeceğim bu kardeş. Bugün geçmiyor ki zamla uyanmayalım. Türk vatandaşları ne düşünüyor ekonomi hakkında? Hayat geçim zor. Şu anda hakikaten zor. Ama emekli olup veya askeri ücret alanların zor değil. Onlar bilmiyorum ama daha çok hükümeti savunuyorlar gibi geliyor bana yani. Biz soruyoruz efendim. İçinde memnun olanlar da var, memnun olmayanlar da var. Ya yani evi olanlar memnun. Diyorlar ki ben kuru soğan da yerim. Bir yere gitmem. Bir su kenarına giderim. Bir deniz kenarına giderim. O kadar. Onlar ironi yapıyorlar. Açlar. Açlar ironi yapıyorlar. Yani onlar ya kendi kafalarına ne yaşıyorlar bilmiyorum ama ironi yapıyorlar. Zor. Ben Muğla'dan geliyorum. Marmaris'ten şu anda Gökova'dayım. Onlar kadar ben mesela onlar yaşantılarından memnun. Benim gelirim belki 50-60 bin lira aylık ama biz bile yani diyoruz ki onları savunuyoruz yani. Bence zor. Efendim buradan hükümet yetkilileri sizi duyuyor olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vallahi hiçbir şey olacağını sanmıyorum ben. Düzelmez mi efendim? Zor. Yani zor. Düzelir. Düzelir ama işte kendileri kısmalar lazım biraz. Onlar da itibardan tasarruf olmaz diyor be abi. Olmaz mı ya? Öyle bir olur ki. Olur da işlerine gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Abi. Çok sağ olun. Hiçbir şey alamıyoruz. Yani asgari ücret... Her gün zam geliyor biliyorsun. Her gün zam, her gün zam. Marketlere giriyoruz, her gün zam. Başka bir şey alıyoruz. Yani sadece ekonomi hani kötü deyince açlıktan bahsediyor. Açlık değil. Gençler tatile gidemiyor, ekonomik yönden hiçbir yere gidemiyoruz. Refah seviyemiz düştü biraz. Bayağı düştü, biraz da bayağı düştü. Geçiremiyoruz yani, kısacası bu. Olmuyor. Hayat şartları çok zorlaştı. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Ne olacak? Türk vatandaşlarının sonu nereye gidecek? Vallahi zaten Suriye'yi doyurmaktan kendi milletine bakmıyor. Biz bittik yani. Bittik, toparlanmayı bekliyoruz. Artık biri gelse de artık bizi bir toparlasa diye bekliyoruz. Biliyorsunuz 2023'te şaha kalkacağız demişlerdi ama. Bayağı şahlandık ya, bayağı şahlandık. Biri durdursun artık bizi. Bayağı 2025'i işaret ediyorlar efendim. O zaman da bir şey çıkar, o zaman da başka bir şey bulurlar. Böyle böyle gider. Yani memnun değiliz. Kesinlikle memnun değilim. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Zamlar hakkında konuşuyoruz. Evet. Genç olarak ne düşünüyorsun ülkenin geleceği hakkında? Dışarı çıkmaya zaman, yani zaman para demektir. Para olmadığı için de çıkamıyoruz yani. Evde oturmaktan başka bir aktivitemiz yok yani. Bir hayaliniz falan yok mu? Bir hayalim yok. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Bellboy. Bir otelde bellboyluk yapıyorum. Hayat zor ya. Para. Gençler iş beğenmiyor diyorlar ama. İş beğenmiyor diye bir şey yok. Bize iş fırsatı sunmuyorlar. Tecrübe edin gel diyorlar. Sonra kovuyorlar yani. Hiç almıyorlar. Sonra... Hak ettiğini vermiyorlar. Evet, aynen öyle. Genç olarak yurt dışına gitmeyi düşünüyor musun? Evet, dil okuluna gitmeyi düşünüyorum. Ekonomik yönden de çok etkilendin herhalde. Evet. Peki bir genç olarak hükümet yetkilileri buradan seni duyuyor olsaydı ne söylemek isterdin? Yönetim değişmeli. Şart. Eyvallah kardeşim. Bir sıkıntı sizi vurdu mu? Vurdu abi ya, çok fena vurdu. Ne gibi? Abi her şeyimiz sıkıntı. 5 kuruş para yok abi cebimizde. Çalışıyor musunuz? Yok abi. Serbest meslek. Okul var mı? Okuyor musunuz? Okul yok abi. Okul okusan da abi bir yere gelemiyor ki. Bakıyorum abi benim tane arkadaşım vardı abi benden büyük. Okula girdi abi, tamam mı abi? Çalışıyor, üniversite falan kazandı abi. Baktım şimdi ne iş yapıyor biliyor musun abi? Şokta kasiyer abi. Maalesef gençler şu anda öyle oldu. Aynen abi işte. Bunlardan kim sorumlu abi? Biz hak ediyor muyuz? Yok abi hak etmiyoruz vallahi. Bizim gibi büyük. Ama abi bu... Yani bu Türkiye'nin abi şeyleri vatandaşlar hak ediyor biliyor musun ya abi? Yani Türkiye'yi bu hale getiren hala oy veriyorlar ya, ben bir şey demiyorum vallahi bile. Bu ekonominin sorumlusu kim sence? Kim abi? Devletin başındaki insan abi. Türkiye'ye bakan insan, Türkiye'nin sahibi olan. 2024'te normalleşmeye başlayacağız demişlerdi. Sence normalleşebilir miyiz 2024'te? Olmaz abi. Olmaz abi. Ekmek olmuş yediler abi. Abi 3 tane oğlu olan bir insan geçinemiyor biliyor musun abi? Anladın mı abi? Her şey sıkıntı. Araplara her yeri sattı zaten abi. Hiçbir yerimiz kalmadı ki abi. Nereye dönüyoruz? Araplar. Anladın mı abi? Biz oraya gitsek, bak bizimkiler abi, bak Araplar geliyor abi, burada şey yapıyorlar abi, tatile geliyorlar. Bizimkiler orada köle gibi çalışma ediyor, görüyor musun abi yani? Hak etmiyoruz abi yani bunu. Vallahi bile. Gençimiz abi, baksana abi. Halimize bak abi. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Ne olacak efendim, ne düşünüyor Türk vatandaşları? Ne mi düşünüyor? Kiracı mısınız? Kiracıyım. Nasıl, kaç para veriyorsunuz efendim? 8500. Evet. Yeni mi zamlandı? Evet. Ne olacak efendim şu anda? 13 bin lira maaş alıyorum ben. Nasıl İki geçiminizi sağlayacaksınız? Var. İki tane çocuk var. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz efendim? Kıt kanaat. Yani neyi soracağım vatandaşa? Nasıl geçindiğini mi soracağım?
Abi nasıl geçildiğini soruyorum. Geçinemiyor ki. Nasıl geçinsin? Bu arkadaşı nasıl geçinsin? 5 kuruş para yok diyor. Sizin sesinizi duyurmak için soruyoruz efendim. Vallahi bizim halkımızın sesini kimse duymaz. Duymaz. Herkes kendi gemisinin kaptanı olmuş. Biz de elimizden geldiği kadar duyuracağız. Bunu gündeme getirmeye çalışacağız. İnşallah. Gemisini kurtaran kaptan diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'a ısmarladık. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eyvallah abi.